Sezai Karakoç, Zülküfürdağ eteğindeki küçük kasabada Ergani'de 1933 yılı baharında doğdu. Öyle diğer birçok yazar şair gibi İstanbullarda tanınmış yazar, bilgin, şair ya da devlet adamı bir aileden gelme doğmadım. Anadoluluyum, Güneydoğu Anadolu'danım. Sezai Karakoç, 1. Dünya Savaşı'nda birçok şehit vermiş, ekonomik açıdan olduğu kadar sosyal açıdan da parçalanmış bir ailenin çocuğudur. Karakoç'un babası Yasin Bey, ilkokulu bitirmiş, kısa bir sürede medrese tahsili görmüştür. Zengin olmuş ancak sonradan servetini yitirmiştir. Hayatı boyunca küçük ticari işlerle uğraşmıştır. Annesi Emine Hanım, nüfus memuru olan Ahmet Efendi'nin kızıdır. Babasının koyduğu ad Muhammed Sezai, nüfusa bir yanlışlık sonucu Ahmet Sezai olarak geçmiştir. İlkokulu Ergani'de İnkılap İlköğretim Okulu'nda okur. Çok zeki ve çalışkan bir öğrencidir. Edebiyattan başka matematikte ve diğer derslerde de çok başarılıdır. Okulun parmakla gösterilen öğrencilerinden biridir. Çok küçük denebilecek bir yaşta başlayan okuma aşkı ve şevki elbette onu çocukluğunun bazı hazlarından mahrum etmiştir. Mesela oyunlara fazla katılmaz. Okumak benim için büyük bir zevkti. Saatlerce okurdum. Oyuna, gezmeye, tozmaya fazla rağbetim yoktu. Arafat Dağı'nın, Turi Sina'nın bir örneği gibidir kasabamızda. Asıl adı Baba Piran Dağı, bir nevi biz Erganililer için hatıra bucağı sevgili bir dağdır. Tarihimizde orada bölük pörçük, dağınık izleriyle anlam ve biçim değiştirerek şuraya buraya serpili durumda. Dağın tepesi iki parçadır ve bu iki parçanın arasında Zülküfül Peygamber'in makamı vardır. Ve halk arasında Zülküfül Peygamber'in askerleriyle bu dağda çarpıştığı ve bu dağda şehit düştüğü söylentisi vardır. Zülküfül Dağı'ndan ve makamdan başka bağ bozumları, yöresel hikayeler ve çocukluğuna ait daha pek çok şey eserlerinde sıklıkla kendini gösterir. Bu düşsel imgeler Sezai Karakoç'un şiirini benzersizleştirir. Eşine az rastlanır bir özgünlük ve otantiklik kazandırır. O yüzden çocukluğu ve Ergani çok önemli bir yer tutar yazarın hayatında. 1944 yılında ilkokulu bitirdiğinde maddi durumunun yetersizliğinden ötürü başarılı bir öğrenci olarak girdiği devlet parasız yatılı imtihanlarını kazanır ve Maraş'ta okumaya başlar. Maraş, evden ayrılışın, yalnızlığın, bir başınalığın ilk durağıdır. Derslerindeki başarısının yanı sıra kitap okuma aşkı burada da artarak devam eder. Tolstoy'dan Ziya Gökalp'e kadar birçok batılı ve yerli klasik yazarın eserlerini soluksuz okur. Ergani'den İstanbul'a uzanacak hayatının üçüncü önemli durağı Gaziantep'te 1947 yılında lise hayatına başlar. Burada da başarılı eğitim hayatını ve okuma serüvenini sürdürür. Bu arada abini kaybetmesi onda derin izler bırakır. Harp yıllarının getirdiği sıkıntılar, ülkenin içinde bulunduğu genel yoksulluk ve umutsuzluk, ailemizdeki daha önceki ölümlere küçük abimin ölümünün de eklenmesi sürekli bir hüzünün yüreğime konuk olmasına sebep oldu. Ve bu bende bir nevi tabiat haline geldi. Ortaokul yıllarında tanıştığı ve ufkunda önemli bir açılım yapan Büyük Doğu dergisini okumaya bu dönemde de devam eder. Bir gün sırf kendini denemek için Büyük Doğu dergisine bir şiirini gönderir. Mehmet Levendoğlu imzasıyla gönderdiği şiir dergiye gelen 300 şiirin arasından seçilerek yayınlanır. Buna çok sevinir. O gün şiirini seçerek dergisinde yayınlayan, sanata ve hayata bakışını en fazla etkilemiş kişiliklerden biri olan Necip Fazıl'la kısa bir süre sonra tanışacak ve pek çok olayı birlikte göğüsleyeceklerdir. Sezai Karakoç, okulunu, Gülkokulu kasabasını ve geçmişini geride bırakarak mutsuzluğun şantiyesi büyük şehir diye tanımlayacağı Ankara'da uzun yıllar geçireceğinden habersiz olarak liseden mezun olur. Felsefe ya da ilahiyat okumak isterken bu alanlarda burs olmadığı için Ankara'daki Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin sınavlarına girmek zorunda kalır. Radyodan 1000 kişinin girdiği sınavı burslu olarak 13. sırada kazandığını öğrendiğinde ise sevinip gurur duyacağına hayal kırıklığı yaşar. Sezai Karakoç Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne gitmeye karar verir. Ancak amacı idareci, maliyeci ya da hariciyeci olmak değildir. İlimde derinleşmek amacındadır. Aslında o yıllarda şair ya da yazar olmak gibi bir amacı da yoktur. Ve kendi ifadesine göre hiçbir zaman olmamıştır. Şiir yazma bende bir kader hadisesidir. Adeta ben ondan kaçmışımdır. Ama o da hep gelip beni yakalamasını bilmiştir.
ben sefillerin kahramanı Jean Valjean gibi hep kaçmışsam, şiir o kader mahkumunun yakasını bırakmayan müfettiş gibi peşimden gelmiştir. Ve şair ne kadar kaçarsa kaçsın, o efsane şiir Mona Rosa 19 yaşındaki gencecik şairin elinden usulcacık çıkıverir. Öylesine beğenilir ki şairini aşarak kendi şöhretini yaratır. Hatta Karakoç kendi bastırmadığı halde fotokopi yoluyla çoğaltarak elden ele dolaşmaya başlar. O yıllarda Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyan herkes bu şiirin mısralarını bir tekerleme gibi söyler durur. Mona Rosa, Mona Rosa, siyah güller. Kısacası üniversite yılları şiirle haşır neşir olduğu yoğun bir dönem olacaktır. 1954 yılının sonlarına doğru Şiir Sanatı isimli bir dergiyle yayın hayatına adımını atar. Çok beğenilen dergi maddi yetersizliklerden ötürü sadece 2 sayı yayımlanabilir. Ancak edindiği tecrübe ileride çıkaracağı Diriliş dergisinde çok etkili olacaktır.